Ekrem Bey birisine ya da Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret etmiş diye bir savcı iddianame hazırlıyor. Aslında söylenen Yüksek Seçim Kurulu değil, açıkça söylendi zaten. Muhatabı olan bizim fotoroman dediğimiz kişi. Yani Süleyman. Fotoroman Süleyman. Efendim Yüksek Seçim Kurulu. Hayır, bu bize söylendi. Arkasından gitti dosya, namuslu bir hakimin önüne gitti. Namuslu hakim oturacak, dosyasına bakacak yani. Adalet neyse onu gerektirir. Fakat bu hakimi değiştirdiler. Aldılar Samsun'a sürdüler. Bu hakimin söylediği bazı şeyler var. Bugün öğleden sonra söyledim. Grup başkan vekillerimiz ve bazı milletvekili, hukukçu milletvekillerimiz, hukuk kökenli milletvekillerimiz Adalet Bakanlığı'na gidecekler. Samsun'a sürülen hakimin iddiaları konusunda soruşturma açılmasını istiyor. Soruşturma açılsın. Eğer soruşturma açılmazsa Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Bir daha söylüyorum. Eğer soruşturma açılmazsa o hakimle ilgili Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Çünkü gerçekleri bilmeye sadece benim değil 85 milyonun hakkı var. Hakim hangi gerekçeyle sürüyor? Ve hakime kim söyledi? Biz istinafı da ayarladık, meraklanma. Orası da mahkum edecek. Değerli arkadaşlarım, saraydan talimat alan hakimin kararına itibar edilmez. Karar hakimin kararı değil, sarayın kararıdır. Bir hakim iradesini saraya ipotek etmişse, saraydan talimat alarak karar veriyorsa ona hakim denmez. Onun hakimlikle ilgisi yoktur. Hakim hukukun ve vicdani kanaatine göre karar verir. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatini bir tarafa bırakıp saraydan gelen talimata göre karar veriyorsa o hakim değildir artık. O sarayın militanıdır. Sarayın militanıdır. Değerli arkadaşlarım. Ve bu davada savcı duruşma salonunda olmadan hakim kararını açıklıyor. İddia makamı yok. Kararını açıklayamaz. Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Böyle bir rezalet hiç yaşanmadı. Talimat gelmiş, gereğini yapacaksın. Bitti, o kadar. Ama buradan bütün hakim ve savcılara da sesleniyorum. Görevinizi anayasanın öngördüğü hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatinize göre yapıyorsanız başımın üstünde yeriniz var. Ama yapmıyor da saraydan talimat alıp kendinize göre bir hukuk oluşturuyorsanız bunun hesabını yeri ve zamanı gelince vereceksiniz. Ayarınızı bozduğunuz kantarın sizi de tartacağını asla unutmayacaksınız. Ayarını bozdunuz siz kantarın. Adalet terasini bozdunuz. Bu birinci kumpas devam ediyor. İkinci kumpas, efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda, başkanlığı bünyesinde işte teröristler ve terörle iltisaklı kişiler çalışıyor. 9 Aralık 2021'de bunu bizim fotoroman söylüyor. Bu kadar terörist çalışıyor. Sonra bu rakamı 1668'e. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı doğal olarak bir yazı yazıyor. Burada böyle bir iddia var. Siz İçişleri Bakanısınız. Dolayısıyla sizin istihbarat örgütleriniz var. Böyle kişiler varsa bize bildirin, biz gereğini yapalım. Bir daha ifade edin. Bu iddia üzerine, bu söylem üzerine İçişleri Bakanlığı'na yazı yazıyor. Kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazıyor. Kim bu insanlar, bize bildirin, biz gereğini yapalım. Siz yapamazsınız deniyor. Size cevap vermeyiz deniyor. Sevgili vatandaşlarım, sevgili halkım, hem suçlayacaksın, bana bildir dediği zaman da ben sana bildirmiyorum diyeceksin. Şimdi bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Herkes elini vicdanına koyup düşünsün bir. İtham ediyorsun. Belediye başkanı diyor bana isimleri bildir. Ben sana bildirmem diyor. O zaman diyor ki siz de işlem yapın. İçişleri Bakanısın. İstihbarat örgütüm var. Kimse bu adamlar. Yakala hepsini, gereğini yap. Sonra yapacağım diyor. Değerli arkadaşlar, soruşturmayı diyorlar ki, daha doğrusu gönderdiği yazıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gönderdiği yazıda diyor. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapın ve bize bildirin o zaman. İçişleri Bakanlığı bir yazı yazıyor. Bütün valilikler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de diyor ki il özel idareleri valiliklere bağlı. Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerde görev alan alacak kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının ancak yeni bir yasal düzenleme ile mümkün olabileceği ve konuya ilişkin yasal düzenleme yapılıncaya kadar 4045 sayılı kanun ile özel kanunlarda belirtilen istisnaların haricinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaması gerektiği
bakanlığımızca değerlendirir. Ben söylemiyorum. İçişleri Bakanı söylüyor. Kim suçlanıyor? Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ekrem Bey. Akıl var, mantık var. Niçin güvenlik soruşturması yapamıyorlar? Çünkü Anayasa Mahkemesi ilgili yasayı iptal etmiş. İptal edince böyle bir soruşturma olmaz. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Eleman alacak değil mi? Git savcılıktan ihal kağıdı al diyor. Bakalım sen kimsin arkadaş? Savcılık ihal kağıdı veriyorsa temizdir, dürüsttür, namusludur, çalışır diyorsa biz de alalım. Sordum. İhal kağıdı almadığınız bir kişi var mı? Hayır dediler. Biz zaten gider işçi de olsa başka birisi de olsa ihal kağıdı alır gelir ve biz de başlarız. Eğer sen terörist arıyorsan veya birisini suçlayacaksan o kişilere ihal kağıdı veren savcıyı suçlaman lazım. Belgeyi veren savcı. Kimi suçluyorsunuz? Değerli arkadaşlarım, kaldı ki daha önce Ekrem Bey'den önce bir dönem Mevlüt Uysal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Vali de kısa bir süre belediye başkanlığı yaptı iki seçim arasında. O dönemde 4116 kişi göreve başlamış. 1800'ü için ne güvenlik soruşturması ne de arşiv soruşturması hiç yapılmadı. Ama bunlarla ilgili olarak hiçbir şey yok. Peki ne yapıyorlar? Birinci kumpasta dedim ya, hakimi değiştirdiler. Oraya bir saray hakimi getirdi. Burada da müfettişi değiştirdiler. Sağlık nedeniyle müfettiş ayrılmak zorunda kaldı oradan. Yerine AK Parti'den milletvekili adayı olan birisini getirdi. Ve o da bu raporu düzenledi. Değerli arkadaşlar, tam bir kumpa. Ya akıl var, mantık. Bir şey yapıyorsanız bari kuralına göre yap. Ahlak denen bir şey var. Yasa denen bir şey. Erdem denen bir şey var. Bari buna göre yapın. Biz belediyeler denetlenmesin değil. Denetlenebilir elbette her belediye. Hiçbir kurum denetimden istisna değil. Her kurum denetlenir. Ama ön yargısız denetlenir ve yasalara uygun olarak denetlenir. Varsa bir başka olay getirirsin, yargıya verirsin. Biz de deriz ki eyvallah, mahkemede gitsin yargılansın. Ama kumpas kurarsanız belediye başkanlarımızla ilgili, kimse kusura bakmasın, kumpasa karşı çıkmak da bizim görevimiz. Değerli arkadaşlarım, Numan Kurtulmuş bir televizyon programına katılıyor. Diyor ki terör örgütleriyle bağlantılı bir takım isimlerin bulunabileceğini belirtiyor kendisi. Buradan belediye başkanına sorumluluk çıkarılamaz. Söylediği belediye başkanına sorumluluk çıkarılamaz. Ve şu örneği veriyor. Eğer çıkarmaya kalkarsak, o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, yargıda, emniyette ve pek çok kurumda sayıları binlerle ölçülen teröristler yakalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir terör örgütüyle ilişkili binlerce insan bulunduğu için Genelkurmay Başkanı'nı mı suçladık ki belediye çalışanları arasında terörist bulunursa belediye başkanını suçlayalım. Böyle yaparsak kendimizi inkar etmiş olmaz mı? Haklı. Ama bunu saraya anlatması lazım. Bize değil. Sarayın bunu bilmesi lazım. Üçüncü kumpasta efendim siz neden Fatih Sultan Mehmet tablosunu aldınız Türkiye'ye getirdiniz? Allah bunlara akıl, gerçekten akıl fikir versin. Değerli arkadaşlarım, işin özeti, önümüzde çok büyük meseleler ve hepimizin dikkatli ve sabırlı olması. Muhalefetin kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yaptıkları kumpaslarla ele geçirmek. Yeni bir saray oyunuyla karşı karşıya. Yargıyı sopa olarak kullanarak, milli iradeye darbe vurarak bir şekliyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çökmek istiyor. Amaçları seçime İstanbul'un kaynaklarını kullanarak girmek, rantı kullanarak girmek. Ekrem İmamoğlu'nda kurulan komplonun tek sebebi bu. Şimdi görüyoruz ki işi kayyuma kadar götürme hevesindeler. Bu konuyu daha uzatmadan kısa ve net uyarılarda bulun değerli arkadaşlar. Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse, Allah korusun, kayyum atama aptallığına girişirlerse, vallahi ve billahi de cehennemin kapılarını açarlar. Hiç kimse için iyi olmaz. Bir daha ifade ediyorum. Bu kadar derdimiz var. Ya siz ne istiyorsunuz ya? Milletin iradesinden ne istiyorsunuz ya? Demokrasiye kastediyorsunuz. Milletin iradesine kast. Atamayla gelen hakimlerinize mi güveniyorsunuz? O hakimlerin hangi kantarda tartılacağına karar vereceğiz, göreceksiniz.